Hepinize saygılar, selamlar arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün sizlerle mağaraları konuşmak istedim. Çünkü mağaralar konusu önemli. Hemen hemen her bölgede çok farklı tarzlarda çok farklı mağaralar bulunuyor. Bu yüzden de bu mağaralar keşif amaçlı olarak arazide bulunduğunuz sırada nerelerine bakılır, hangi amaçlarla kullanılmıştır, işte defineli olan mağaralar var mıdır, defineli alakalı durumları nasıl tespit edersiniz? Bunlar üzerine biraz konuşalım istedim. Yani nihayetinde keşfe çıktığınız zaman bakmanız gereken önemli yerler var. Mağaralar için geçerli olan hususlar var. Bunları tecrübemizin el verdiğince sizlere aktaralım. Sizlerle bir fikir telakkisinde bulunalım. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde bir geriye doğru dönelim. Tamam. Antik çağlara, ilk çağlara dönelim. İlk çağlardan bu zamana kadar gelelim. İlk çağlardan bu zamana kadar insanların en temel ihtiyacı ihtiyaçlar arasında diyeyim, tepede yani zirvede alanlardan bir tanesi güvenlikti. Güvenliğini tam anlamıyla sağlayabilmesi için bu mağaralar bulunmaz bir nimetti. Özellikle sarp kayalara, sarp yamaçlara yapılmış mağaralar, sarp yani bu doğal oluşum olabilir, elle yapılmış olabilir. Bu insanlar buralarda barındı. Bu insanlar bu mağaralarda yaşadı. Bu mağaralarda yaşarken insanlar şimdi günümüzde de saklayacak bir şeyin varsa evin içerisinde yani kendine bir yer yaparsın. Özellikle bir mağarada yaşıyorsan, bir şeyini saklayacaksan, bir malzemeni saklayacaksan yani sanduka tarzında bir yer de açarsın. Bir şey yapsan dahi yani gizli bir bölme bulundurabilirsin mağaralarda. İşte bunlara biraz dikkat çekmeye çalışacağız. Bunlar üzerinden konuşacağız. Şimdi ilk etapta define ile alakalı mağaralarda birebir defineyi işaret edebilecek durumlardaki işaretlemelerine bakacağız arkadaşlar. O da şu şekilde. Şimdi bir mağarayı gördünüz. Araziye çıktınız, arazide bir mağaraya denk geldiniz. Mağaranın girişine gelin. İlk önce yapmanız gerekenlerden söylüyorum. Girişindesiniz. Girişinde mağaranın etrafında güzel bir gözlem yapacaksınız. İyi bir defineci her zaman iyi bir gözlemcidir. Etrafında bir gözleme yapacaksınız arkadaşlar. Burada kabartma ya da oyma fark etmez. C, D, U. Bu harflerden herhangi bir tanesi mevcut mu? Şimdi bu CD birazcık dursun. U için söyleyeyim hemen hızlı bir şekilde girizgah olsun hem. Mağara açıksa U harfi yukarıya doğru. Normal U şeklinde durması gerekiyor. Eğer ki mağara açık, U harfi ters aşağı doğru bakıyorsa bu mağaranın daha sonradan açıldığını size ispat ediyor. Bu mağara açılmış, bu mağara işlem görmüş demektir. U harfinin yukarıda olması lazım. Harf olarak genel itibariyle mağaraların sistematik olarak kullanılan harfler C, D, U. Bu harflerin oluştuğunu görmeniz gerekiyor. Mesela görselde C harfi var. C harfini gördüğünüz yerde siz şey arayabilirsiniz direktmen. Mağara girişi arayabilirsiniz. İşte bunun yanında arayacağınız U harfi. Mesela burada bir ters U görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ters U'yu gördüğünüz zaman bu size muhakkak surette burada kapalı alanda bir mağaranın habercisidir. Bu şekilde anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Fikir anlamında olsun ya da işte girdiğiniz zaman keşifte sizlere yardımcı olacak işaretlerin başına gelir arkadaşlar. Şimdi her zaman söylüyoruz gözlem ve araştırma. Bu tarz işaretlerin bulunduğu yüzeyde bir araştırma yapacaksınız. Şimdi eğer çevrede açık mağara varsa, işareti gördüğünüz çevrede açık mağara varsa, mağaranın neye hizmet ettiğini net olarak bir tespitine varmamız lazım. Veyahut da o konuda bir fikir sahibi olmamız lazım. Şimdi mağaralar yaşam yeri olabiliyor. Bahsettiğim gibi ev olabiliyor. Mağaralar yeri gelmiş kilise olarak kullanılmış. Mağaralar işte sadece kilise anlamında değil, birçok dini inanışta bu mağaralar mabet olarak kullanılmış olabilir. Veyahut da saklama yeri, barınma yeri olarak kullanılmış olabilir. Geçici konaklama yeri, gözetleme yeri olarak kullanılmış olabilir. Şimdi bu tarz U işaretleri, CDU'dan birine denk gelirseniz burası
%60, %70 itibariyle define ile alakalıdır. Ancak bunlardan birine denk gelmediniz, normal bir mağaraya denk geldiniz. Bu mağarada az önce saydığım ihtiyaçlardan herhangi birisi için kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Buna bakmanız gerekiyor. Şimdi mağaranın içerisine girdiğiniz zaman içerisinde bölümleri var mı? Tek alandan mı oluşuyor? Birçok alandan mı oluşuyor? Bunları iyice bir incelemeniz gerekiyor. Veyahut da işte bu mağara bir şekliyle işlem görmüş mü? İçerisine girdiniz, tavan bölümüne bakın, yer bölümüne bakın. Burada herhangi bir şekilde çivi, çekiç izleri var mı? Yani birilerinin elinden geçmiş mi bu mağara? Ona bakmanız gerekiyor. Ayrıca dediğim gibi şimdi buraya gittiğinizde mağaranın işte ne olduğunu anlamanız gerekiyor dedik. Bu konuda netiz. İkincisi de mağaraya girmeden mağaranın dışarısında kapısında durun. Mağarayı sırtınıza alın ve aşağıya bakın işte. Yüksek bir tepede ise aşağı doğru bakın. Aşağıdan giden eski bir yol varsa bu mağara muhakkak surette kullanılmış mağaradır. Bunu değerlendirmeye yani mağaranın incelemesine muhakkak surette ihtiyaç vardır demektir. Eski yol. Subaşı mesela. Baktınız aşağıdan geçen bir nehirdir. Aşağıda bir pınardır, göldür. Görüyorsanız bu mağara yine incelemeye değer mağaradır. Bu mağaradan baktığınız zaman işte bir şehir yeri, bir şehir kalıntısı görüyorsanız muhakkak surette mağara değerlendirmeye alınması gerekir. Buradan baktığınızda işte herhangi bir patika yol tarzı değil de hani size şu şekilde söyleyeyim. Bir at arabası düşünün. Tamam, at arabasının geçeceği şekilde bir taş zeminle örülmüş yol. Bunun gibi benzeri bir durum varsa işte bu tarz mağaralar mesela incelemede en önemli unsurlar arasında denk geliyor arkadaşlar. Buna da bakmanızda fayda var. Şimdi mağara içerisine girdiniz. Mağara içerisinde yapmanız gerekenler. Yani böyle bölüm bölüm anlatayım. Az çok sizin de işinize yarasın. Mağara içerisine girdikten sonra mağara içerisinde oturma yeri yapılmış mı? Mağara içerisinde dedim ki çekiç çivi izi rastlayabilirsiniz. Buna bakmanız lazım. Örnek vereyim. Bir mağara içerisine girdiniz. Bu mağarada mağaranın mezar olarak kullanıldığını fark ettiniz. Yani zamanla açılmış bir mezar da olabilir. Kaya mezarı tarzında kullanılmış bir mağaradır. İçerisinde yani bu defin işlemlerini yapılmış bir bölüm olduğunu gördünüz. Burada bu tarz yere girdiğiniz zaman yan duvarlar muhakkak surette kontrol edilmeli ve boşluk aranmalı. Çünkü bu tarz işlemlerin yapıldığı bölümler tek alandan oluşmuyor arkadaşlar. Çoğunlukla %70, %80 ihtimalle ikinci, üçüncü alanlar oluyor. Bazen geri geliyor, dördüncü alanlar oluyor. Bazen birbirine bağlı olabiliyor. Bazen daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz yanıltıcı mezarlar olabiliyor. Yani ilk kısma giriyorsun, tek mezar bulup çıkıyorsun. Aslında o şekilde değil. İkinci kısımda ayrı odası. Bu odada ikinci bir mezar bulabilirsiniz. Bu odada birinci kısımda gömülü adamın malzemelerini bulabilirsiniz. Ya da ikinci kısımda asıl malzeme ve adamı bulabilirsiniz. Bu şekliyle yapılmış tasarımlar çok fazlasıyla karşılaşılıyor. Fazlasıyla da denk geliyor. Bu şekilde dediğim gibi %80'e varan bir orana sahip. Bu da büyük oran. Girdiğiniz zaman ölü defin işlemlerinin yapılabilecek bir ortamı varsa burada anlayacağınız yer işte sandık tarzında diyeyim hani kaya oturmalık böyle bir sedir tarzında düşünün tamam mı? Bu tarz bir durumu varsa veyahut da sedir tarzında gördüğünüz oyma varsa bunlar yine mezarı işaret eder. Girdiğiniz içeride haç işareti varsa yani bu haç figür anlamda şövalye haç olabilir, işte papaz haçı olabilir, vatandaş haçı olabilir. Bunlardan herhangi bir tanesi varsa yine az önceki söylediğim gibi kontrolleri yapmanız gerekiyor. Eğer ki mağara içerisinde bir işaret gördünüz, işaretin yanında yuvarlak varsa, yani bu dolunay gibi olan bir yuvarlaktan bahsediyorum. Şu şekilde bir mağara görseli alalım. Şimdi mağara içerisine girdiniz, mağaranın şu duvarında bir haç işareti gördünüz ama haç işaretinin yanında bir yuvarlak oyma, yani dolunay gibi bir oyma gördünüz. Kabartma olabilir, oyma olabilir, fark etmiyor bu çok. Bu şekilde bir varsa, bir işaretiniz varsa, bu mağarayı bizzat kendisinin temsilen yapılmıştır. Siz mağarayı, bu mağara açılmış veyahut da zamanda soygun yemiş mağara olabilir, fark etmez. Eğer ki mağara içerisinde bunlardan birine rastlıyorsanız,
Özellikle diyeyim ki yani dolunay benzeri bir yuvarlak denk geldiniz. Yuvarlağın yanındaki işaret çok önemli değil. Bu şekilde dolunaya denk geldiğiniz zaman bu aslında mağaranın ekstra bir durumu olduğunu, ekstra bir odası olduğunu ve bu ekstra odanın da malzemeyle dolu olduğunu size temsilen size bunu anlatmaya çalışmışlar. Bunu şifrelemişler aslına bakarsanız. Çoğu insan buraya giriyor işte haçla dolunayı gördüğü zaman burada da girdi bir tane de mezar buldu diyelim. Girdi mezar buldu. Bu mezarı temsilen mezardaki şahsa hitaben şahsın ruhuna hitaben yapılmış haç işaretidir deyip çıkıyor. Aslında yanındaki bu işarete dikkat etmiyor. O yüzden diyorum her zaman definecilikte yardımcı işaretler çok önemli yer arz eder arkadaşlar. Yardımcı işaret deyip geçmeyin. Yardımcı işaret sizi boşa emek etmekten, yorulmaktan, sağa sola koşturmaktan, her hepsinden kurtaracaktır. Yardımcı işaret bir yerin dolu mu, boş mu olduğunu size anlatacaktır. Yani yardımcı işaretler bu konuda çok önemli. Bu şekilde değerlendirmenize var. Eğer ki dört köşe şeklinde bir mağara varsa, yani dört köşe şeklinde bir mağara varsa bu köşeler muhakkak surette kontrol edilmesi gereken köşelerdir. Yani biz burada saklama köşeleri olarak söyleyebiliriz burayı. Saklama köşeleri diyebiliriz. Dört köşesine muhakkak surette bakacaksınız arkadaşlar. Bir de mesela şimdi şöyle bir şey düşünün. Şunu bir mağara olarak çizeyim. Şu şekilde. Yine dörtgen şeklinde. Buradan girdiniz. Kontrol ettiniz. Bak kontrol edeceğiniz zaman mağarada özellikle dört köşe şeklinde, kare şeklinde veyahut da dörtgen şeklinde fark etmez. Bu tarz mağaralarda köşelerin dip yaptığı yani içerisinde çok şu duvarların çok önemi yok. İçerileri şuraları yani köşeleri tam anlamıyla köşe ise mağaraların bu köşelere gidip kontrol etmenizde fayda var. Birincisi saklama yeri olarak kullanılabilir dedik. İkincisi de eğer ki bu köşelerden herhangi bir tanesinde boşluk varsa yani yuvarlak bir şey varsa nedir onun adı? Oyuk varsa bu sunu çanağı benzeri oyuk da olabilir veyahut da fark etmez biraz daha derin de olabilir. Bunun tabi metrajına göre durumları değişiyor, anlamları değişiyor. Ancak size burada anlatacağı şey, anlatacağı hikaye, anlatacağı şifre aslında burada birden fazla oda var demek. Bu odalardan bir tanesi dolu demek. Ya da girdiniz böyle bir yere. Bu tarz bir şeye geldiniz. Bu köşelerden bir tanesi dolu. Yani bir tanesinde oyma var. Şu köşede oyma olsun arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeyim. Şu oymaları kaldırayım. Şu köşede oyma var. Girdiniz. Şurada bir oda gördünüz. Sağ tarafta. İşte diyelim ki karşıda bir oda gördünüz. Şurada bir oda gördünüz. Yani 3 tane açılmış oda veyahut da 2 tane açılmış oda. Genel itibariyle şifrelemesi öyle güzeldir ki yani siz farklı taraflarda arama yaparsınız, odayı bulamazsınız. Burada bu boşluğu gördüğünüz zaman ve açılmış bir tane ya da iki tane fazladan oda gördüğünüz zaman burada her zaman şu sayıyı unutmayacaksınız. 4. Burada 4 tane oda var demek. 4 odadan biri dolu demek. Peki bu 4 odayı nerede arayacaksınız? Bu açılmış odaların içerisinde bu odalardan bağlantı noktası olabilir. Veyahut da açılmamış duvarlardan ekstradan giriş olabilir. Ancak benim size genel tecrübeyle sabit bir kanaatim var. Girdiğiniz zaman karşıdaki duvarda açılmış odayı gördünüz ya, bu odaya girin. Bu odada herhangi bir malzeme alınmamışsa, çünkü malzeme odalarında duvarda işçilik göreceksiniz arkadaşlar. Bu odaya girdiniz, duvarda işçilik yok, bir şey alınmamış. İşte sizin çalışma yapacağınız yer bu duvardır. Yani gerçek dolu duvar bu duvardır arkadaşlar. Bu duvarın üzerinden gitmeniz lazım. Bu duvarın üzerinden yorumlama yapmanız lazım. Bunun da mantıklı açıklaması şu şekilde. Şimdi kare mağarayı gördünüz ya. Bu adam bu mağaraya malzeme gömdüyse malzemeyi kutsamaya çalışıyor. Şimdi eskiden güneş kutsaldı, işte gece kutsaldı, dolunay kutsaldı. Bunların hepsi kutsaldı. Bu kutsaliyetleri malzemelerin üzerine koruma amaçlı olarak yansıtmaya çalışıyorlardı bir nevi. Işığı ilk gördüğü istikamet, yani ışığın istikameti her zaman bize şu her zaman demeyeyim her zaman yanıltıcı olur. Çoğunlukla ışığın göründüğü istikamet yani kutsaliyeti malzemeyi bize anlatacak istikamettir. Özellikle de süzme şeklinde geliyorsa, hüzmeler şeklinde geliyorsa bu ışık daha bir önemlidir, önemli arz eder.
Kontrol etme anlamında da bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mağara işlerine girdiğiniz zaman mağaralar karanlıksa ya da ışık azsa arkadaşlar burayı kesinlikle aydınlatmanızda fayda var. Karanlık mağarada muhakkak surette mağara sizi yanıltır. Mağarayı iyice bir aydınlatmanız lazım. Taban kısmını, köşe kısımları az önce bahsettiğim gibi. Bir de mağara içerisine girdiğiniz zaman kesme taş dediğimiz taşlar var ya, dikdörtgen şeklinde olur genelde. Yani kesme taş var mı? Kesme taş modelinde bir oyma var mı? Bunlara muhakkak surette bakmanızda fayda var. Yani mağara çok doğal görünümlü olabilir. Dışarıdan baktığınızda gayet doğal bir mağara. Hani doğal oluşum dediğiniz mağara olabilir. Ancak her zaman definecilikte şüphe iyidir. Gireceksiniz, bakacaksınız. İçeride arayacağınız unsurları zaten size anlatıyorum yavaş yavaş. Bunlardan bir tanesi de kesme taş. Eğer ki bu kesme taş varsa bu taş muhakkak surette iyi bir şekilde incelenmeli. Tavandaysa tavan kısmı, yerdeyse yer kısmı. Şimdi bazı durumlarda tavanda kesme taş yapılır. Kesme taşın üzerine ufak bir çarpı atılır. Bu çarpı ıstavroz gibidir. Tamam mı? Buraya giren arkadaş burada tavanda çalışma yapmaya çalışır. Eğer ki taşın üzerinde bir işaret görürseniz arkadaşlar, sizin çalışma yapacağınız yer işaretin tam aksi istikametinde yerdedir. Bunu aklınızda yer edin. Aksi istikametinde yerde çalışacaksınız. Eğer böylesi bir işaretle karşılaştığınız zaman tavanda çalışma yapmaya başladığınız anda bu kesme taş Allah korusun üstünüze düşecektir. Bu zaten bir tuzaklama sistemidir. Özellikle de ıstavroz varsa veyahut da yuvarlak içerisinde haç tarzı bir şey varsa fark etmez. Zehirli ya da tılsımlı işaretlerden bahsetmiştik. İşte akreptir, yılandır. Bunlardan herhangi biriyle de işaretlenmiş olabilir bu kesme taş. Bu kesme taşa dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tavanda yine bu kesme taşa denk geldiniz. Mesela diyelim ki benim her şekilde zemine mi bakmanız gerekir diye soracak olsanız zemin her şekilde kontrol edilecek. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ancak tavanda tek parça yekpare bir kesme taş gördünüz. Bu kesme taş birinci öncelik tuzaklama sistemi olduğunu aklınıza getirin. Bu taş üzerinize düşebilir. Bunu değerlendirin. Aynı zamanda bu kesme taşın arka kısmında özellikle eşkıya belgeleri incelendiği zaman eşkıya belgelerinde şu şekilde anlatılır. İşte eşkıya belgesinde diyor ki işte içeride bir domuz işaretim var mağara içerisinde. Tavanda bir kesme taşım var. Kesme taşı kaldırdığın zaman üzerinize işte altın paralar dökülecek. Bir kısım altın paralar dökülecek şeklinde böyle bir yazmalar vardır. Şey için, eşkıyalar için söyleyeyim. Eğer ki eşkıyaların burayı kullandığını az çok tahmin edebiliyorsanız veyahut da o yönde bir değerlendirme de yapabilirsiniz. Bu kesme taşı yerinden çıkaracağınız zaman kesme taşın üzerinize düşmeyecek şekilde çalışmasını yapmanız gerekiyor. Yani kesme taşın düşmeme ihtimali yok arkadaşlar. Ona dikkat edin. Kesme taşlara bakarken de şu hususa dikkat edin. Mesela bir kesme taşı var. Kesme taşın yani çapraz olabilir. Ya diğer çapraz da olabilir. Farklı kesme taşlarla birleştirilmişse asıl sıkıntılı olan budur. Zaten bu mağara kesinlikle çalışmaya değer mağaradır. Bu tarz kesme taşların kilit taşı şeklinde yapıldığı modeller, bu modellerde hangi taşı çıkaracağınızı çok iyi tespit etmeniz lazım. Çünkü farklı bir taşı çıkarttığınızda mağarayı olduğu gibi üzerinize şey yapabilir, üzerinize göçebilir. Bu tarz şifreleme işlemlerinin yapıldığı mağaralar olabiliyor. Burada dikkat edeceğiniz husus kesinlikle ve kesinlikle dedektör yardımı. Ne kadar işte şuna bakın buna bakın desem de boş. Dedektörle bakacaksınız arkadaşlar. Bunlardan bir tanesinin içerisinde müjde tarzında hediyeler vardır. Bu hediyelerin olduğu taş alınabilir taştır, sıkıntı olmayan taştır. Diğer taşlar sıkıntılı taşlardır. Çektiğinizde kilit sistemi bozulacaktır ve bu taşlar komple üzerinize düşecektir. Bu şekilde tasarımı olabiliyor. Buna da bakmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi taşın arkasına kum tuzağı koymuş olabilir. Özellikle bu çok yapılıyor. Yani taşı yerinden kaldırdığınızda yukarıda mağaranın üst kısmında bulunan tüm kum üzerinize doğru akıyor, üzerinize geliyor arkadaşlar. O şekilde yani zehirli gaz olayı onu da konuşuruz yine de. Ya da yeri gelmişken zehirli gazı da konuşalım.
kapalı mağaralarda işte ters U ve C ile açtığınız kapalı mağaralarda mesela şurada bir kapalı mağaramız var, tamam mı arkadaşlar? Şimdi mezarın nişini koymuş. Bir giriş kapısı koymuş yandan. Şimdi bu tarz işaretlemelerde benim TikTok'ta çektiğim şey vardı. Kendi tecrübemi, birebir tecrübe olduğu noktamız vardı. Bu tarz işaretlemelerin olduğu yerde giriş hemen sol tarafta, zaten sol kesimde. Yani şu alan kapatılmış bir alan şeklinde de karşınıza çıkabiliyor. Buranın kapı olduğunu direkt gördünüz. Kapı şeklinde. Boşluğuna baktığınız arka tarafında boşluğu var. Zaten mezarın odanın nişi burada. Birebir mezar nişi. Mezar nişi demek doğru değil. İçeriye girdiniz. İşte bu tarz kapalı yerlerde özellikle tekrar ediyorum. Harf sistemiyle, az önce bahsettiğimiz harf sistemiyle ters U, C, D, U bunlardan bir tanesi veyahut da hilal veyahut da balta. Bu baltalardan bir tanesiyle denk geldiğiniz zaman, bu işaretlere denk geldiğiniz zaman bir size kapalı mağaradan bahsediyordur. Açık mağara yok, kapalı mağara bahsediyor. İşte burada yapacağınız en ölümcül hata, mağara kapağını açtığınız zaman kafanızı böyle mağara işte o girişteki açtığınız deliğe kafayı dayayıp da bakmaktır. Bakmayın arkadaşlar. Açtınız, bekleyin havalansın. Şimdi sadece kapalı mağaralar için değil, açık mağaralarda uzun şekilde dehlizi devam eden mağaralarda da muhakkak surette işte aydınlatmanız güçlü olsun. Aydınlatmanız varsa bu aydınlatmayla giderken içeride canlı var mı yok mu buna bakın. Canlı varsa sıkıntı yok demektir. Canlı hayvan dışkıları varsa yine sıkıntı yok demektir. Bunlar ufak nüanslardır ama şeydir. Yani hayat kurtaracak anlamlardır arkadaşlar. Bir husus daha var. Diğeri gelmişken anlatayım bu yuvarlak şey. O işareti buraya eklemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Şuranın üzerinden anlatayım. Şuradan anlatayım arkadaşlar. Şimdi taş veya üzerine çizilmiş büyük yarım, sadece yarım için demeyeyim. Şu şekilde şurada bir çizme yapmışız ama büyük yarım ya da O harfi şeklinde veyahut da oval, yani oval şekilde çizilmiş, yapılmış, yani oyma olur, kabartma olur fark etmez. Bunu gördüğünüz zaman CDU ve şeyi bahsettik, diğerlerini de anlatacağım ya. Bunu gördüğünüz zaman da yine mağara aklınıza gelsin arkadaşlar. Bu mağaralar yakın bölgesindedir. O harfini gördüğünüz zaman yakın bölgesindedir. Giriş çıkışını net olarak söylemez. Yani o harfiyle işaret eden mağaralarda sizin için dikkat etmeniz gereken en önemli şey diğerlerine göre daha tehlikelidir. Çünkü buradaki ana mantık şudur. Yani O harfiyle biz size belirtmek istediği şey sizi çepeçevre saracak bir tuzaktan, sizi çepeçevre saracak bir tılsımdan bunları size anlatan bir işaret olarak sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Aslında işaretin birebir de anlattığı şey de bu minvaldedir, bu yöndedir yani. Bu da aklınızda bulunsun. Yani yeri gelmişken söyleyelim, eksik olmasın. Şimdi şurada hilal işareti gördünüz. Dik kayada hilal işareti gördünüz. Yanında hilal işaretinin yanında arayabileceğiniz en güzel işaretlerden bir tanesi de balta işaretidir arkadaşlar. Yani çoğu bunu P harfi gibi görebiliyor. A ile B harfi var diyor. P harfinin işte anlamlar üzerinden gitmeye çalışıyor. Eğer ki hilal varsa, hilalin yanında P harfi gibi bir durum varsa bunu balta olarak değerlendirin derim ben size. Tecrübeyle sabittir. Balta olarak değerlendirmeniz sizin için daha kolay ve çözümü de daha şeye göre, P harfine göre daha basit bir sistemi vardır. Şimdi baltayla hilal, bu ay çeşitlerinin herhangi birini düşünün. Aynı yerde ise kapalı mağarayı verecek size. Yalnız bu kapalı mağaranın önünde kuyular vardır arkadaşlar. Sizin dikkat etmeniz gereken buradaki en önemli husus bu. Kapalı mağara önünde kuyu arayacaksınız. Bu kuyular açık da olabilir. Genelde de işte iki tanesi açıktır.
Bir tanesi kapalıdır. Kapalı olan da malzeme var demektir. Veyahut da iki tanesi açık olan iki tanesi birbirine geçmelidir. Bu geçmeler şey tünel şeklindedir. Bu tünelden asıl şeye geçilir. Nedir onun adı? Asıl mağaraya geçilir. Mağara diyorum pardon. Kuyuya geçilir. Yani bu tarz işarete denk geldiğiniz zaman sadece bu tarz demeyeyim. Diğer işaretlerde de veyahut da mağara ilk başta anlattığımız mağara özelliklerinden anlattım ya. Bu tarz yerlerde mağara anlamında denk geldiğiniz hususlarda muhakkak surette ön kısımda kuyu arayabilirsiniz. Kuyu ve hususu önemli. Neden ben hilalle balta şeyini söyledim? En önemlisi olarak. Çünkü o kuyularda malzeme var demektir arkadaşlar. Birebir define ile alakalıdır. Birebir parayla alakalı bir durumdur bu işaret. Ondan dolayı bu yine değerlendirme anlamında aklınızda bulunacak ve kontrol edeceğiniz durumlar arasındadır. Şimdi mağaraya girdiniz, bir mağaranın içerisine girdiniz. Mağarayı inceliyorsunuz. Mağarayı incelerken şimdi şuradan giden katmanla ileriye doğru devam eden katmanı görüyorsunuz değil mi? Tavan kısmında. İleriye doğru katman sanki fazladan bir kat yapılmış tarzındaysa üst kısımda malzeme arayabilirsiniz. Yani bu ne kadardır? Bir şey şöyle söyleyeyim. 2-3 metre. Hani çok fazla değil de 2-3 metre kadar bir şey uzunluğu varsa bu katmanın da şeyde tavanda malzeme arayabilirsiniz arkadaşlar. Tavana bir gömü yapılmış olabilir. Mağara sistemlerinde gömü tek yerde olmayabilir. Yani parça halinde mağara içerisine gömülmüş olabilir. Bu da şunun için yapılırdı. İşte malzemenin bulunma ihtimaline karşı en azından bir tanesi bulunsun, alınsın, gidilsin, diğer parçaları kalsın şeklinde yapımı vardı. Bu da yine şeydir, mağara içerisine girdiğiniz zaman dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesidir. Şimdi mağaralarda en önemli hususlardan bir tanesini en sona sakladık. Mağaralarda arkadaşlar eski dönemlerde, antik çağlarda özellikle yani ilk çağlarda bu maden işlemeciliğinin başladığı dönemlerde. Bu dönemler bizim için çok önemli. Düşünün altın madeninin veyahut da gümüş madeninin ilk işlemeciliğe başladığı dönemlerde öyle birebir de kalkıp da binalar şunlar bunlar içerisinde yapılmıyordu. Bunlar genelde mağaralarda yapılıyordu. O yüzden mağaralar bu yönüyle çok önem arz ediyor. Para basılacaksa burada basıldı. İlk paralar diyeyim en önemlisi olarak işte altını gümüşüdür fark etmez. veyahut da maden eritilecekse burada eritildi. Sadece yani bu tarz maden eritme tarzında kullanılan bir mağara yeri düşünün. Burada bulabileceğiniz malzemeler, burada karşınıza çıkabilecek objelerin neler olabileceğini az çok tezahür edebilirsiniz arkadaşlar. Peki böyle mağaralar nerede bulunur? Böyle mağaraları diyelim bir alana gittiniz, bir alanda bir şehir kalıntısı var. Yani bu şehir kalıntısının çıkarılan parçalarına baktınız, mermer sütunlar falan çıkıyor. Şeyde yani kalıntılarda. Sadece mermer sütunlar için demeyeyim. Yani antik çağlardan bahsettik. İşte maden işlemeciliğinin başladığı dönemlere kadar gidiyoruz geriye. Bu dönemlerde de maden işlemeciliği başladığında ilk işlemecilikler biraz fazlasıyla hata oluyordu. Mesela ilk sikkelerde olduğu gibi yanda yönde çok fazla tırtıkları kesilen yani makasla kesilen şeyleri vardı işte parçalar. O çıkıntılar falan duruyordu. Bunlar da yine dikkat alınabilecek yerlerdir ama en önemlisi işte zengin yer midir değil midir? En basit örneğini söyleyeyim. Bu kalan yerleşim yeri, eskiden kalan bir yerleşim yeri. Yerleşim yerinde çıkan küp parçaları farklı renklerde ise, üzerindeki renkler farklılık arz ediyorsa ve buraya hakim yakınlarında bir mağara varsa, bu mağara maden işletmeciliği veyahut da para basımı, darphane diye tabir ettiğimiz yerlerden bir tanesi olabilir. Burası muhakkak surette kontrol edilmesi gereken mağaraların başında gelir arkadaşlar. Yine şimdi bir de mağaralarda insan
insanlar için şey, hani yol şey bahsetmiştik ya, insanın oturabileceği şekilde insan için tasarlanmış oturaktır. Herhangi bir şeye denk gelirseniz, mağara girişinde olabilir, mağaranın içerisinde olabilir, mağaranın kapısında olabilir, fark etmez. Oturaktır, binek taşıdır. Bunlardan bir tanesine denk gelirseniz, bir bakacağınız yer, yani değerlendirmeniz şu şekilde olsun. Yoldan gelip geçeni kontrol etmek için askerler için yapılmış bir alan olabilir. İkincisi de defineyle alakalı. Direktmen bir noktayı, bir mezarı, bir gömüyü veyahut da bir malzemeyi korumak amacıyla, gözetlemek amacıyla yapılmış olabileceğini değerlendireceksiniz. Böyle bir yere denk geldiğiniz zaman oturacaksınız. Baktığınız, yani baktığınız istikamette gördüğünüz nokta sizin için değerlendirmeye alacağınız noktalar arkadaşlar. Şimdi bunları anlattık. Birkaç şeyden bahsedeyim. Hani yeri gelmişken daha toparlama şeyinde tekrardan yine anlatırım. İşte bu tuzak kısmına, mağaralardaki tuzak kısmına arkadaşlar. Mağaraların tavan kısmında, yani yıkılma şeklinde, kum tuzağı şeklinde özellikle bu tarz şifrelenmiş mağaranın tavanının tamamen yıkılmasına sebep olacak sistemler kurulmuş olabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İşte gaz tuzağı olabiliyor veyahut da biyolojik tuzak. Biyolojik tuzak benim bu konularda en hassas olduğum noktadır. Bizim, yani bizlerin çok dikkat etmediği, aslında en çok dikkat etmesi gereken noktayı genelde pas geçtiklerini görüyorum. Bu yüzden sizi uyarıyorum. Arkadaşlar, adam gömüsü varsa, mağara içerisinde gömüsü varsa ve bu gömüyü belli bir tasarıya göre, belli bir zamana göre, diyelim ki bir aylık bir zamanda burayı hazırladı, gömdü. İşte bu şekilde uzun dönemde yapılan gömüler en sıkıntılı gömülerdir. Niye en sıkıntılı gömülerdir diyecek olursanız, adam o dönemdeki en büyük hastalığa sahip hayvan, insan, bunları gerekirse bunların ölülerini bu mağara içerisindeki toprağa karıştırabiliyorlar. Yani bir nevi tılsım yapıyor. Ki o dönem içerisinde, hani büyücülükle belki bilginiz vardır yoktur bilmiyorum ama büyücülükte de kullanılan yöntemlerden bir tanesi yine leştir. En önemli özelliklerinden, en önemli unsurlarından biri leştir. Bu leşler kullanılıyor. Ve daha etkili büyü yapmak için de bu tarz hastalıklı leşlerin kullanıldığını ben size söyleyeyim. Buralarda dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi de budur arkadaşlar. Hani şey olarak, yani açık şeyle, elle, çıplak elle, çıplak şeyle dokunmayın. Ya da işte adam topraktır. Mağara zeminleri genelde toprak olmaz. Yani toprağa, şu fotoğrafta gördüğünüz gibi toprağa paralel bir zemini yoksa, biraz yüksekteyse, bu tarz mağaralarda zeminin taş olması lazım. Doğru mu? Kaya olması lazım. Ancak siz kaya görmediniz, toprak gördünüz. Muhakkak surette şüphe uyandıracak sizde. Bu toprakta çalışma yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Adam şu şekilde bir şeyle karşılaşmıştım ben. Yani zehirlemeyle, tuzakla karşılaşmıştım. Bu tarz bir mağara, toprak şeklinde bir içerisi doldurulmuş gibi görünüyor. Toprağı gördüğünüz zaman zaten biz önlemlerimizi aldık. Toprak içerisinde, yani böyle bir keşif yapalım dediğimiz anda şöyle bir 10 santimden sonra birkaç tane ok parçası çıktı. İşte ok parçası çıktı. Ok parçasının ucu böyle bir garip görünüyor. Yani nedir, ne değildir belli değil. Sonradan tabii tespitini yaptık. Ok birebir zehirlenmiş arkadaşlar. Zehirli tarzda çok güzel işlemeciliği vardı. Çok güzel yapılmış. Ancak o dönem içerisinde kullanılan zehirlerle bu okun ucunun zehirlendiğini gördük. Yani Allah korusun, çıplak elle alıp sağını solunu incelerken, yani bir ufak dahi çizik olsa, çiziği geçtim, elinizi sürdünüz, sonra yıkamaya fırsat olmadı, bir şey yediniz ya da ağzınıza sürdünüz elinizi, direktmen sizi zehirleyebilecek. Ve bu zehir de harbiden kuvvetli bir zehirdi. Bu hususlara da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi tekrardan şöyle bir kabataslak toparlayalım. Mağaralarda define aranır arkadaşlar. Her mağara dikkate alınacak diye bir şey yoktur. Ancak her mağarayı incelemekte fayda var. Sonuçta siz keşif olarak çıkıyorsunuz. Mağara gördüğünüz zaman mağaralara bakacaksınız arkadaşlar. Mağaralarda
Yani birçok şimdi gömüyle alakalı olan durumları var. Ben size iki husus söyleyeceğim. Definecilikte çok geçerli olan iki husus. Bir, çok acele gömüler var. Bir, planlı gömüler var. Örneğin şimdi Maraş bölgesinde dağın ismi Engizek Dağı. Evet, Engizek Dağı bölgesinde bu bölgede kar bir anda bastırıyor. Yani bir gecede 2 metre falan yağabiliyor kar. Şimdi siz gömüyle buradan geçiyorsunuz. Buradan geçerken bir anda işte gece orada kaldınız. Sabah bir kalktınız 2 metre kar var. Hayvanlarınız yürüyemeyecek. Bir adım atamayacak, bir yere gidemeyecek. Ne yapmanız gerekiyor? Bunları orada yakın noktada bir yere gömmeniz gerekiyor. Kar var, toprağa gömemezsiniz. Ne yapacaksınız? Bir mağaraya gömmeniz lazım. Mağaraya gömdünüz. Ufak tefek işaret yapabilirsiniz mağaranın etrafına veyahut da görünen taşlara yapabilirsiniz, değil mi? Peki mağaraya gömerken plan yok, bir şey yok. Yani alelacele gömmeniz gerekiyor. Bu mağaranın doğal mı? Bu mağarada işçilik var mı? Bu mağarayı işte inceleyelim, sağına soluna bakalım. Bu tarz bir şeyle uğraşmıyor adam. Direkt gömüyorsun. Gömdükten sonra kendince bir haritalandırma yapıyorsun. İşte diyorsun işte karşısında şu var, yanında bu var. Bunları belirliyorsun. Oradan sonra oradan çıkıp geliyorsun. İşte yakınlarındaki kayalara da ufak tefek işaretlemelerini yapıyorsun sana göre işte gerektiğini anlamda. Bu tarz yerlerde acele gömülerde işte genel itibariyle işte Tanrı burayı korusun şeklinde. Yani dinsel anlam içeren işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemelerin de mağara içerisine gömdükleri için çok görünür yapmazlar arkadaşlar. İyi incelemek gerekir. İyi bir şekilde incelemediğin sürece bakamazsınız yani anlayamazsınız. Bu haliyle değerlendirmekte fayda var. Şu yanılgıya düşen arkadaşlarımız var. İşte altın gömüldüyse oksitlenme olur. İşte kışın oraya hayvanlar çok gider. Sıcak olduğu için gibisinden. Böyle durum yok arkadaşlar. Bu tarz bir şeye girecek olursanız bunun işin içerisine çıkamazsınız. Altın dediğiniz şeyin oksitlenme gibi bir durumu yok. Bunu da yine fikir olarak yeri gelmişken söylemiş olayım. Aynı zamanda şimdi mağaraların giriş açıları. Şimdi mağaralarda dikkat edecek noktalardan bir tanesi güneşi görüyor mu? Güneşin doğuşunu, güneşin batışını. Bu iki hususa dikkat edeceksiniz. Özellikle güneşin doğuşunu gören mağaralar değerlendirmeye alınabilecek mağaralardır. Hakim yerdeki etrafı gözetleyebileceğiniz mağaralar değerli yerlerdir. Kapalı mağara işaretlerini söyledik. Kapalı mağara işaretleri sadece harflerle değil, onları biraz atladık gibi olduk. Kusura bakmayın. Yani insan figürü, hayvan figürü, bu insan figürleri birebir de işte mezar rölyef şeklinde olabilir, mezar steli şeklinde olabilir. Hayvan figürleri önemlidir kayalarda, kapalı yerleri gösterecek. Örneğin bir önceki videomuzda anlatmıştık, yılan figüründen bahsetmiştik. Yılanların çoğunun değil mi? Hani %50-50 de diyebilirsiniz buna. Sonuçta yılan size kapalı bir alanı verecek ama genel itibariyle mağaraları verebiliyor. Kayalık alanda dere yakınındaki yılan dereye yakın noktadan girişi olan mağaraları verebiliyor. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Bu şekilde işte kapalı mağaraları verebilecek işaretlemeler var. Veyahut da zamanla işte aşınmış kayaların olduğu noktalarda girişler olabilir. İşte aşındığı için kapak taşı mesela burada ortaya çıkmış. Doğru mu? Kapak taşı ortaya çıkmış. Bu tarz yerlere gideceksiniz. Sonuçta arazide geziyorsunuz. Bu tarz yere gittiğiniz zaman hemen kapının sağında, solunda, üstünde, altında yani bu civarlarında şey arıyorsunuz arkadaşlar. İşaretleme arıyorsunuz. Ancak alt kısmında arayın derken tam kapının altına denk gelecek bir işaretleme bulamayabilirsiniz. Genelde yan kısımlarında, çapraz üst kısımlarında buralarda denk gelebileceğiniz işaretlemeler olabiliyor. Su olan bölgeler çok önemlidir. Çünkü şu şekilde saklama için en uygun yerlerden bir tanesidir. İşte yazın sular çekiliyor, kışın yükseliyor. İşte yazın çekildiği miktar bellidir. En fazla 3 gün 4 gün su daha seviyesi çok az olur. Girişi o zaman belli olabilir. Bu şekildeki yerlerdeki sular eğer bulanık değilse yani oturun bir şeye hakim bir yere. Mesela bu adamın el işareti yaptığı noktaya oturup
burada herhangi bir giriş var mı yok mu? En azından hani bir fikir sahibi olmak anlamında bakabilirsiniz. Bir de bu tarz yerlerin havalandırması muhakkak surette olur. Havalandırması üst kesimdedir arkadaşlar. Çünkü su kapattığı zaman buraya içeride bazı durumlarda saklanma amaçlı da kullanılabiliyordu. Havalandırma yerleri olabilir. Bir de şunu söyleyeyim. Hani buradan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı kayanın zirve noktasına çıkabilecekleri şeyler, yollar yapılıyordu. Merdiven tarzında çıkışlar yapılabiliyordu. Onlara da dikkat etmenizde fayda var. Mağara içerisine girdiniz. Mağara içerisinde yine dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi bu bomba yapan noktalar. Her bomba yapan noktayı kırmanız sizi sadece yorar. Çünkü bu mağara doğal oluşum olabilir. Yaşam alanıysa bu bomba başka bir amaçla kullanılmış olabilir. Genelde bu tarz yerlerde dedektörler iş görür. Çok fazla iş görür hem de. Bu tarz bomba yapan noktalar iyi bir şekilde değerlendirilebilir. İyi bir şekilde bakılabilir. Yaşam alanı olarak kullanılan yerlerdeki bu bombelerde saklama yeri olarak da kullanılabiliyordu. O yüzden sadece yaşam alanı ise işte boş verin tarzında bir şey söylemeyelim. Veyahut da yani en basında şunu söyleyeyim. Bu tarz bomba yapan yerlerin bir sıvayla kapatılıp kapatılmadığını anlamanız gerekiyor. Yani elinize bir taş aldınız ya da çekiciniz var. Zaten iyi bir defineci araziye keşif için çıktığı zaman çekicini yanına alır arkadaşlar. Çekişte burayı biraz yoklayın. Burası Horasan mı? Horasan'la kapatılmış mı? Ya da Horasan'ın bir çeşidi var mı yok mu? Buna bakmanız gerekiyor. Bir de ters uğurlar konusunda birden fazla varsa ikili mağara sistemi vardır. Üçlü mağara sistemi vardır. Yani yan yana olan mağaraları anlatabilir. Bu tarz ters uğurlar var. Yanında haç işaretleri varsa bu mağaraların, kapalı mağaraların size mezar olduğunu söyler. Buradaki sadece ters U var. 3 tane haç işareti var. Kapalı mağarada 3 tane şey var. Mezar var. Bir girdiniz, kapalı mağarayı açtınız diyelim ki tek mezarı gördünüz. Diğer mezarlar bu mağaranın içerisinden birbirine bağlantılı olacak şekilde tasarlanmıştır. O şekilde bakabilirsiniz. Sadece haç işareti şeklinde bakmayın. Mezar işaretlerini az çok anlattık size. Diğer videolardan bakabilirsiniz. Bu işaretlerde herhangi bir tanesi de varsa yine aynı şekilde çözüm mantığı aynı şekildedir. Yalnız burada dikkat edeceğiniz bir husus var. Şimdi bu ikili mağaralarda genel itibariyle biri dolu biri boş. Yani biri dolu biri boş şeklinde tasarlanmış olabiliyor. Bunun doluluk boşluk oranını şeyi sadece yapan kendisi bilecek şekildedir. İşte adam yaptı bu işareti. Birinin dolu birinin boş olduğunu biliyor kendisi. Dolunun mesela sağ tarafta olduğunu biliyor ya. Onu sadece kendisi bildiği için buraya onun işaretlemesinin çözümünü yapmaz arkadaşlar. Bu da yine aklınıza bulunacak işaretlerden bir tanesidir. Bu zemin altı ya da zemin üstü kaya mezarları işte sunusunu gördünüz. Kaya mezarı açılmış kaya mezarını gördünüz. Kaya mezarlarında muhakkak surette mağaranın girişindeki sunak kısmı, zemindeki sunak kısmını arayın. Mezarların hemen hemen hepsinde bu tarz bir sunak olabiliyor. Buralarda parça şeklinde genelde de nadir paralar çıkabilir. Tek sikke, gümüş sikke veyahut da ara sıra altın sikkeler de çıkabiliyor ya da obje çıkabiliyor. Buna bakmanızda fayda var. Şimdi işaretin dışarıdaki yani bir kaya mezarı açılmış diyelim. Bunun işaretine bakın. İşaretleme sistemi çok önemlidir. Diyelim ki bu kaya mezarı açılmış. Kaya mezarının dışarısına baktınız. Burada iki tane oyması var. Ya da iki tane dikdörtgeni var. İçeri girdiniz. Tek oda var. Bu iki oda iki oymanın birbirine kanalla bağlanır şekilde ise işareti muhakkak surette burada ikinci odayı zaten bulursunuz demektir. O yüzden gezdiğiniz, keşif yaptığınız bölgelerde özellikle açılmış kaya mezarları varsa işaretlerine bakarak içerisini kontrol etmekte yine fayda var arkadaşlar. Burada size anlatmadığım husus var mı diye soracak olsanız yine bu balta işareti de tek başına genelde birebir de size mağara diye o vermeyebilir. Mağara işaretidir ama birebir de vermeyebilir. Define ile alakası olduğunu %100 emin olmak istiyorsanız bunun yanında bir hilal, ay işareti bulabilirsiniz. Bu ay işareti illa baltanın boyunda olacak diye bir şey yok. Bir bakarsınız şu üst kesimde bir çentik şeklinde murçla yapılmış yani murç izi şeklinde yapılmış bir hilal de görebilirsiniz. Bunlar dolu mağaralardır. Ancak
tuzağı en fazla olanların arasında yer alır. Tekrardan hatırlatalım. Yuvarlak dolunay şeklinde mağara dışında veyahut da bir kaya yüzeyinde yapılmış işaretlemeler tuzağın en büyük olduğu mağaralardır. Bunlara da bakmanızda yine fayda var. Diyelim bu konuyu burada noktalayalım. Az çok yani her konuda konuşulacak saatlerce konu var arkadaşlar. Yani konuşulacak bir ton olay da var. Hani biz olayları genelde anlatmıyoruz. Yani işaretleri şimdi anlatalım diye. İlerleyen zamanda olayları da inşallah başımızdan geçen durumları da sizlerle paylaşırız. Sizlerin de varsa tabii bunları bize yazabilirsiniz. Yorum kısmında anlatabilirsiniz. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter bunların üzerinden de bize mesajlar atabilirsiniz. Görüşünüz olabilir. Görüşlerinizi bize belirtin. Görüşleriniz çok önemlidir bizler için. Eklemek istediğiniz hususlar vardır. Fikir terakkisinde yapmak istediğiniz hususlar vardır. Her zaman baş tacısınız. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde her zaman her şeyi konuşabiliriz arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola. Her zaman kaçak kazılardan uzak durun. Yasa dışı kazılardan uzak durun. Bizim size anlattıklarımız sadece keşif amaçlı bilgilerdir. Bu şekilde değerlendirin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı, bol nasipleriniz olsun. Allah'a emanetsiniz.